bir güçlü görelim mi? 1, 2, 3. Bu sınıf açabilsek. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki Yevmiddin. Tohumu ekmeye başladık 6 sene önce. Tohum meyvesini verdi. Hasadı topladık her eğitim yılının sonunda. İlk ekimimizin hasadı 3000'lerle önümüze çıkmış idi. Sonra 10.000'ler, 20.000'ler derken 130 bine yaklaştık son yıl itibariyle. Bu senede daha fazla yavrumuzun 4-6 yaş grubu çocuğumuzun bu sınıflarda Rabbini bilmesi, peygamberini öğrenmesi, kitabını tanıması, en azından kitabının harflerini tanıması, değerlerimizi öğrenmesi, sevgi nedir, saygı nedir, anne babaya itaat nedir, büyüklere saygı nedir, küçüklere sevgi nedir, evrensel değerlerimiz, amacımız budur. O yüzden diyoruz ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çocuklara yönelik yapmış olduğu faaliyetler, ikazlar, nasihatler toplumumuzda bir duyarlılık oluştursun. Hassasiyet oluştursun. Amacımız budur. 7 yaşa dikkat çekiyor Peygamber Efendimiz. Buyuruyor ki çocuklarınız 7 yaşına gelinceye kadar onlara namaz kılmasını öğretiniz. Tabii namaz kılmasını öğrenen bir çocuk ondan önce pek çok şeyi öğrenmiş olacak. Esasında buradaki vurgu sadece namaz kılma meselesi değil. Sevgiyi öğrenecek, saygıyı öğrenecek, Rabbini öğrenecek, peygamberini öğrenecek, kitabını öğrenecek. Bütün bunları o yaşa kadar çocuk öğrenmiş olacak. Neden 7 yaş vurgusu? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 7 yaş vurgusunu eğitim bilimcilerin müttefakun aleyh, yani üzerinde ittifak ettiği bir tespit o kadar güzel örtüşüyor ki Peygamber Efendimiz'in 7 yaş vurgusuyla. Eğitim bilimciler diyorlar ki insanoğlunun karakter oluşumunun %63'ü 7 yaşından önce oluşur. 7 yaşına kadar oluşur. İşte mucize burada. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 7 yaş vurgusunun hikmeti burada. Biz bu hikmet doğrultusunda hareket ediyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak. Ve çocuklarımıza bu karakter yapıları oluşurken katkı sağlamak istiyoruz. Yanında olmak istiyoruz.